Roof Garden'dayız. 7 İklim Akademilerinin yıl sonu balosundayız. Sevgili Serdar Bey ile biraz sohbet edelim. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Görüşmeyeli neler yapıyorsunuz? Valla güzel şeyler yapmaya dikkat ediyoruz, özen gösteriyoruz. Çok güzel bir organizasyon var. Ne hissediyorsunuz? Öğrenciler, öğretmenler hepsi bir arada, kurucular bir arada. Evet. Bugün 7 İklim Akademi'nin mezuniyet balosu var. Açık öğretimden mezun ettiğimiz öğrencilerimizin mutluluğunu birlikte yaşıyoruz. Onların mezuniyet balosu var. Her yıl binlerce adayı veya sektöre kazandırıyoruz. Bu sene zorlu geçti galiba. Bu yıl zorluydu. Evet. Önümüzdeki sene nasıl olacak? Bir dahaki yıl daha umutluyuz. Sektör genişliyor, sistem değişiyor. Bundan dolayı önümüzdeki yıl biraz daha umutluyuz. Peki 7 İklim Akademileri önümüzdeki yıl neler planlıyor? 7 İklim Akademi'nin her yıl yatırım planlaması bir yıl önceden yapılıyor. Bu yıl da geçen yıl bir yıl önce İzmir'de Türkiye'nin en büyüğünü açtık. Siz de oradaydınız. Güzel bir açılış gerçekleştirdik. Türkiye'de o zaman 41 şubeye ulaşmıştık. Şu an 45 şube var. Türkiye'de hızla büyümeye devam eden bir kurum halinde 7 İklim. Tabii ki önümüzdeki yılda sektörümüzle ilgili yatırımlara devam edeceğiz. Organizasyonla ilgili neler söyleyeceksiniz? Güzel bir mekan. Neden Roof Garden? Roof Garden, neden Roof Garden? Bence İzmir'in incisi Roof Garden. Ondan dolayı Roof Garden. Güzel bir mekan, güzel bir atmosfer var. Açık havasıyla, kapalı mekanıyla. Gerçekten iyi hizmet ediyorlar. Hizmet sektöründe, restorancılık sektöründe bence iyi yerlere geleceğini düşünüyorum Roof Garden'da. Şimdi 7 İklim Akademisi tarih öğretmeni Yakup Bey ile birlikteyiz. Merhaba Yakup Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Hoş geldiniz. Teşekkürler. Bugün eğleniyor musunuz? Nasıl geçiyor gününüz? Aslında yorucu bir günden sonra buraya geldim. Öğrencilerimle olmak, böyle bir ortamda bulunmaktan dolayı çok mutluyum. Henüz eğlencenin daha başındayız ama herhalde çok eğleneceğim gibime geliyor. Peki bu seneniz nasıl geçti? Tabii yorucu geçmiştir. Düşüncelerinizi alabilir miyiz biraz bu seneyle ilgili? Aslında öğretmenliğin hani dışarıda göründüğü kadar kolay olmadığı, çok yorucu olduğu aşikar. Hele bizler daha fazla yoruluyoruz. Ama işte bu yorgunluklar bu tür eğlencelerle son buluyor. Mutlu oluyoruz biz de. Ama bizim için son değil. Bizim için hep her zaman yeni öğrenciler, yeni dersler hep devam ediyor. Bundan sonra da devam edecek. Öğrencilerimiz umarım umduklarını, istediklerini bizde bulmuşlardır. Bizden sonra da inşallah başarılı olurlar. Bize gelenler de mutlu olurlar herhalde. Her günümüz böyle geçer. Şimdi sevgili Kemal ve Burak ile birlikteyiz. Merhaba, nasılsın Kemal? Merhaba, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim anne, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Bugün neler hissediyorsun? Mezun olmak nasıl bir duygu? Vallahi bunun verdiği bir duygu işte. Bu ne kadar bir haz veriyorsa bunu aldık. Aslında hoşumuza da gitti. Güzel eğlendik. Arkadaşlarımla beraberim. Yani burada arkadaşlarla birlikte olmak aslında eğlence veya bunun pek bir anlamı yok. Bir şey ifade etmiyor. Öyle geldik, eğlendik. Bizim bize anlam katan şeyler burada işte. Gel böyle, gel. Böyle anlam katan, gel böyle. Gel. Bize anlam mesela katanlar burada. Böyle arkadaşlarımız burada. Bunlarla olmaktan çok mutluyuz. Evet, mezun da olduk. Önümüze bakacağız bundan sonra. Bir askerlik var biliyorsunuz, erkekler. Arkadaşım dışarıdan müdahale etmeyin lütfen. İşte hayatımıza bakacağız, yön vereceğiz. Böyle sevdiklerimizle birlikte eğleniyoruz. Devam yani. Burak'cığım sıra sende. Sen ne diyorsun? Sen ne hissediyorsun? Ben şahsen bu kıvama kadar, yani şunu alabilecek kıvama kadar geleceğimi düşünmüyordum pek. Ama oldu yani, bir şekilde yaptık yani. Yani Kemal'in dediği gibi burada olmak çok güzel. Yani arkadaşlarımızla, yakın arkadaşlarımızla beraber olmak çok güzel burada. Zaten buradan buradaki beraberlikle devam edecek yani. Bu çatı altında buluştuk. Beraberliğimiz devam edecek bundan sonra, ona inanıyorum yani. Sevgili Canan ile birlikteyiz. Merhaba Canan, nasılsın? Çok iyiyim, teşekkür ederim. Emeğin karşılığını almak çok güzel. Çok güzel. Bu senen nasıl geçti? Yorucu geçmiştir ki ama neler hissediyorsun şimdi? Açıkçası senenin başından itibaren sene sonunu nasıl getireceğimi düşünüyordum. Ama hakikaten çok güzelmiş. Emek vermek, yorulmamak, bir yerlere gelmek çok güzel bir duygu. Kaymakam olmak istiyorum. Ve insanlara hizmet etmek istiyorum. İnsanlar mutlu oldukça ben de mutlu olacağım. Buna inanıyorum. Kepi fırlatırken ne hissettin? Ne hissettim?
dünyada benim de var olduğumu bir kere daha haykırmış oldum. Bu çok güzel. Peki mutluluğun devam etmesini dilerim. Teşekkür ederim, iyi eğlenceler. Şimdi yanımızda Mert'in günlüğünden sevgili Mert var. Merhaba Mert, nasılsın? Merhaba. Merhaba. Nasılsın? Konuşamıyorum ya. İyiyim, burada eğlence fena halde devam ediyor. Tavan yaptı. Muhteşem bir atmosfer var burada. Roof Garden'ı daha çok seviyorum. Ama sanırım yedekliğim bir tık üstünde. Merhaba Sinem, nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? İyiyim ben de, teşekkür ederim. Bu gece mutlu musun? Ne düşünüyorsun? Evet, bu gece çok mutluyum. Yedi İklim Akademi olarak her zaman yaptığı gibi gene güzel sürprizler yaptı bize. Çok güzel bir balo düzenledi. Kep Töreni balomuz. Burada olmaktan mutluyuz. Zaten Yedi İklim olmaktan çok çok mutluyuz. Peki ilerideki planların nelerdir? Bundan sonra neler düşünüyorsun? Yedi İklim'den güzel bir eğitim aldığımı düşünüyorum. Bu eğitimin de benim ileriki kariyerime çok yardımcı olacağını düşünüyorum. Kariyerimde ilerlemeyi düşünüyorum, ilerleyebildiğim kadar. Şimdi 7 İklim Akademi'den matematik öğretmeni Kerem Bey ile birlikteyiz. Merhaba Kerem Bey, nasılsınız? Sağ olun, teşekkür ederim. İyi akşamlar diliyorum öncelikle. Bu gece neler hissediyorsunuz? Vallahi bizim için çok onurlu, çok gururlu bir gece. Bütün bir eğitim döneminin sonuna gelmiş durumdayız. Mezun olan öğrencilerimizin heyecanını hep birlikte yaşıyoruz. İnşallah hayat yolunda başarılı olmalarını istiyoruz. Küçük bir nebze faydamız olduysa ne mutlu bize. Genelde bu sene ne kadar mezun oldu öğrencilerden? Bu sene öğrencilerimizin yaklaşık 1/3'ünü mezun verdik. 1/3'ünü mezun verdik. Ve bu oldukça başarılı, yüksek oranda bir başarı oranına ulaştık. Tabii ki de bunda öğrencilerimizin ve eğitim kadromuzun payı çok büyüktü. Özverili son ana kadar yapmış olduğu çalışmalarla öğrencilerimizin yanında yer aldık, almaya çalıştık. Öğrencilerimiz de bizlere verdikleri desteklerle başarılı bir sezon geçirdiğimize inanıyoruz. Öğrencilerinize mesajınız var mı? Vallahi hayatta mücadele etmekten hiç yılmasınlar. Önemli olan diplomayı almak, sadece hayatın en büyük başarısı şu anda başlangıcındalar. İnşallah bundan sonra aynı özveri ve çalışmayla iyi bir şekilde yollarına devam edeceklerdir. İnşallah. Peki teşekkür ediyorum. İyi eğlenceler.